Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde tornada CY eksen işlemlerini göreceğiz. Ekranda bir torna tezgahının çeşitli eksenleri gösterilmiştir. Her zaman C ve Y ekseni bir tezgahta olmaz. Özel donanımlı tezgahlarda bulunur. C ekseni dediğimiz şu aynanın içerisinde bulunan bir fren mekanizması vasıtasıyla ayna dönüş hareketini kısıtlama esaslı bir uygulamadır. Y ekseni ise Y ekseni yönünde parçaya dik dönen bir takım kullanma esasına dayanmaktadır. Bu fotoğrafta ise C ekseni olan bir torna tezgahımızda yapılan silindirik yüzey üzerindeki işleme gözükmektedir. İşte bu işlemeyi yapabilmek için torna tezgahımızda C ekseni, Y ekseni dediğimiz özelliğin bulunması gerekmek. Mastercam'in bize CY eksenleriyle ilgili sunduğu 6 tane işlem mevcut. Silindirik yan yüzey üzerinde yapılacak herhangi bir işleme için başında C-axis yazan işlemi seçmemiz lazım. C-axis kontür, C-axis drill, silindirik eksende delik delmek için C-axis drill'i, silindirik eksen üzerinde herhangi bir desen oluşturmak için de C-axis kontürü kullanacağız. Aynı mantıkla face kelimesiyle başlayan işlemlerde de cismin alın yüzeyinde mevcut olan ve eksenden farklı yönde işlemeyi gerektiren delme, drill ve kontur işlemleri içinde face drill, face kontur işlemlerini kullanacağız. C eksen işlemlerinde face işlemlerinden farklı olaraktan eksen yer değiştirmesi ve çap değerinin girilmesi şeklinde fark mevcuttur. Buradaki temel mantık da silindirik yüzey üzerinde yapılacak herhangi bir C eksen işleminin sanki düz bir yüzey üzerindeymiş de daha sonra da çapı verilen bir silindir etrafına sarılmış gibi düşünülmesi mantığından kaynaklanmaktadır. O nedenden dolayı C eksen işlemlerinde yapacağımız temel farklı işlem eksen kontrol kısmından rotary axis kontrol kısmında dönecek silindirin çapı girilmelidir. Bir örnek yapalım. Örneğimizde şekilde verilen cismi torna tezgahımızda CY eksenleriyle ilgili operasyonları kullanarak üretelim. Freze konusunu işliyorken bundan bahsedeceğiz. Onun için şu anda torna tezgahımızın CY eksen komutlarını kullanacağız. Bu amaçla Mastercam'de katı nohü DVG dosyasını açıyoruz. Bu dosyanın içerisinde layout 1'in içerisinde bulunan geometrinin yüklenmesini istiyoruz. Geometrimiz geldi. View menüsünden eksen ve gnomonlar açıyoruz. Görüldüğü üzere dönel simetriye sahip bu cismimizin alın yüzeyinde ve silindirik yüzeylerinde hem delik hem de kontür işlemleri mevcut. Öncelik olarak cismimizin barındırdığı geometrik nesneleri görmek üzere Home'dan istatistiğe geliyoruz. Cisim bir adet katı içermektedir. Bu cismimizin torna profilini çıkartmamız gerekiyor. Onun için wireframe'e geliyoruz. Turn profile diyorum. Cismi seçip end selection'a tıklıyorum. Full profil deyip enter'lıyoruz. Her ne kadar alın yüzeyde dikdörtgen keste sahip böyle bir şekil olsa bile cisim tornalanacağı için tam 360 derece döndüğünde bu kestin dönmesi sonucu kütüğün sahip olması gereken şekli içeren bir kütük oluşturulduğuna dikkat edelim. Torna profil komutunu kullanmamızın burada bize sağlayacağı en büyük avantaj burasıdır. Öncelikle stop setup'tan kütüğümüzün boyutunu tanımlayalım. Make from two points deyip bir orijini bir de şu kenar seçeceğiz. Dikkat ederseniz seçimi yapamadık. Seçimi yapabilmek için öncelikle şu katı cismi gizleyelim. Bu amaçla Home sekmesine gelip Hide and Hide düğmesine basıyoruz. Bize şu mesajda diyor ki ekranda bulunmasını istediğiniz nesneleri seçiniz. Torna profili vasıtasıyla oluşturmuş olduğumuz tellerin durmasını istiyoruz. Şuradan şu yan tarafta bulunan seçim filtrelerinden Select All Wireframe Entities'e tıklıyoruz. End Selection diyorum ve seçimimizin dışındaki nesneler gizlendi. Bu şekilde artık stop setup'ımızda iki nokta seçimimizi
daha rahat yapabiliriz. Şu kenar ve şu kenar seçiyorum. Marjin tanımlamak üzere use margin 10 milimetre, 10 milimetre ve son marjini 10 yapıyoruz. Analyze distance diyoruz. Şu nokta ve şu nokta arasını ölçmesini istiyoruz. 40 milimetre bir ölçümü mevcut. Dolayısıyla çapa 40 gireceğiz. Scott Setup'a geldim. Chop Jaws'a tıklıyorum. OD. Çap kısmına 40 giriyorum. Şu Z konumunu alması için select diyorum. Şuraya tıklıyorum. Eksi 114. Biz buradan eksi 110 diyelim, 4 milimetre tutma sağlasın. Okey diyoruz. Görmüş olduğumuz üzere çenemiz parçamızın sol tarafından 4 milimetre içeride sıkma işlemini gerçekleştirmiş oldu. Stock setup'ımızda yapmamız gereken diğer işlem malzeme seçimidir. Sorumuzda malzeme alüminyum alaşımı olarak verildiği için burada alüminyumu da bırakıyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Bu işlemlerden sonra artık operasyonları tanımlayabiliriz. Makinemizi seçtikten sonra turning ve milling diye operasyonlar geliyor. Biz turning operasyonlarını kullanacağız. Turning de C eksen işlemleri için burada görmüş olduğumuz işlemleri kullanacağız. Ama ondan önce şuradaki alın tornalama ve şuradaki kaba tornalama işlemlerini gerçekleştirelim. Face diyorum ve bir numaralı takımı seçiyorum. Besleme hareket olarak sağ tıklayıp reinitialize diyorum. Face parametre olaraktan da select two point deyip bir şu baş noktayı bir de şu son noktayı seçip kabatalaşımı 1 milimetre veriyorum. Takım telafisi sol taraflı deyip okey diyorum. Şimdi kabatalaş için raft diyorum. Burada chain seçmemiz lazım. Şuradan başlayıp şurada bitecek bir chain seçeceğiz ve okey diyorum. Yine bir numaralı takımı seçiyorum. Sağ tıklayıp reinitialize diyorum. Besleme hızı ve kesme hızı malzemeye göre seçilmiş oluyor. Raft parametre olarak depth of cut'ı 1 mm verip dış yönü seçili olduğundan buradan da use stock for other boundary seçili olduğundan emin olup OK diyoruz. Bu yapmış olduğumuz iki işlemi de seçip kat simülasyonu ile bir kontrol edelim. Görünümümüzü izometrik ayarlayalım ve simülasyonu başlatalım. Belirttiğimiz alın tornalama ve kaba silindirik tornalama işlemleri tamamlanmış. Bu işlemden sonra alın üzerinde işlemlere başlayacağız. Onun için öncelikle katı cismimizi açalım. Home sekmesinden Hide, Unhide'a tıklayıp katı cismin gelmesini sağlıyoruz. Bu cismin üzerinde şu kadarlık talaş kalkacak. Bu talaşı ölçmek için Analyze Distance diyorum. Şu nokta ile şu noktayı ölçsün. O nokta arasındaki mesafe bize Y mesafesi lazım. Y'deki mesafe 19 ile 14 arasındaki mesafe ve 5,8 milimetrelik mesafemiz var. Bu bizim bu yüzeyden kaldıracağımız talaş miktarı. Bunu öğrendikten sonra aklımızda tutuyoruz 5,8'i ve Turning'den Face Contour işlemini seçiyoruz. Burada Chaining'in dikkat ederseniz Wireframe ve Solid olmak üzere iki tane opsiyonu var. Ve ilk açıldığında Wireframe ile açılıyor. Şimdi bizim burada bir Chain seçmemiz lazım ve şu yüzeylere tıkladığımızda seçim yapamadığımızı görüyoruz. Çünkü bunun etrafında herhangi bir çizgi yok. Bu çizgiyi oluşturmak için bugüne kadar wireframe'den curve knowledge seçmiştik. Fakat bir başka opsiyon olarak şu solid'e tıklayıp bu solid üzerinden seçim yapmamıza olanak sağlayan araçları kullanabiliriz. Şu bir kenar boyunca seçim yapmayı sağlar. Şu bir yüzey üzerinden seçim yapmayı sağlar. Bu birden fazla yüzey üzerinde seçim yapmamızı sağlar. Biz bunu tıklıyoruz. Ve şu yüzeyimize tekrar tıklıyoruz. Ve şu yüzey üzerinde tıklama yapıp bu cismin seçilmiş olmasını sağlıyoruz. Okun yönüne dikkat edelim. Takım telafisi yaparken takım bu okun sağında kalması lazım. Onun için ok yönüne bu esnada dikkat ediyoruz. Chain işlemimiz bittikten sonra okey diyorum. Dikkat edersek chain geometri kısmında
bir adet chain olduğu bize verilmiş. Bu esnada hatırlatalım. Bu işlemde daha önceki işlemlerimizin aksine bir adet chain olmasına gerek yok. Birden fazla chain de olabilir. Takımı seçmek üzere tuğla tıklayıp Select Library Tool diyorum. Ve sonra da 6 mm çapında düz uçlu matkaplama elemanını kullanmamız istenmiş. Bu nedenden dolayı 6 flat and mill dediğimiz flat dediğimiz düz uç 6 dia 6 dediğimizde 6 mm anlamında bu ucu seçip okey diyoruz. Ucumuz ucu düz olan bir kesici takım. Sağ tıklayıp reinitialize diyorum. Ve şu feed'i ve punch rate bir diğer bir feed ve CS spindle speed bunların otomatikman hesaplanmasını sağlamış oluyorum. Holder olarak default holder'ı değiştirmiyorum. Kesme parametresi olarak takım telafisinin yönüne gireceğiz. Automatic write girilmiş. Bunu değiştirmiyorum. Takım telafisi seçtiğimiz chain okunun yönüne göre sağ yönlü olduğu için burada bir değişiklik yapmıyoruz. Depth of cut'a geldik. Burayı açıyoruz. Bakın daha önceki işlemlerimizde de karşılaştığımız üçüncü kesme parametremiz talaş derinliği. Bunu 1 mm giriyoruz. Leading out ve break through'lar herhangi bir şey yapmıyoruz. Ve multipaso'ya seçiyoruz. Multipaso'muzu aktif edeceğiz. Multipaso dediğimiz şekildeki gibi talaş kaldırma esnasında takımımız hareket ederken kaldıracağı talaş miktarıydı. Biraz önce ölçmüştük 5,8 mm gelmişti. Tek seferde alırsa 5,8 fazla gelebilir takımımıza. Onun için buranın birer milimetre gitmesini istiyoruz. Bu 5,8'e 6 düşünürsek 6 paso da almasını isteyeceğiz. Dolayısıyla birinci pasoda şu hareketi yapacak. İkinci pasoda şöyle 3, 4 bu şekilde 6 adet paso yan yana her biri birer milimetre. Bu işleme biz multipaso diyoruz. Multipaso sayımızı 6 yapıyoruz ve her biri arasındaki boşluğu da 1 milimetre yapıyoruz. Daha sonra linking parametreslere geçiyoruz. Bu daha önceki derslerimizde frezeleme esnasında karşılaşacağımızı söylediğimiz bir ekran görüntüsü. Şimdi burada alın yüzeyde de frezeleme benzeri işlemi yaptığımız için karşılaşmış olduğumuz ekran görüntüsüdür. Koordinat değer istiyor. Hep incremental seçilmiş. Bunları değiştirmiyoruz. Top of stock'umuz kütüğün üst yüzeyidir. Burada derinlik girmemiz esas. Derinliğe tıklıyorum. Parçanın üst yüzeyinden derinliği oluşturacak herhangi bir noktayı tıklamak suretiyle derinliği seçmiş oluyorum. Bunu el ile de girebilirdik. Burada başka belirteceğimiz herhangi bir şey yok. Takımımız derinliğe doğru birer milimetre birer milimetre ilerlerken dışarıdan parçanın içine doğru da ayrıca birer milimetre birer milimetre hareket etmektedir. Bu üç işlemin kat simülasyonunu görmek üzere üçünü seçelim. Verify seçeneğine tıklayalım. Play düğmesine basıyoruz. Gördüğünüz üzere işlemimiz tamamlandı. Benzer şekilde diğer kontur işlemini yapalım. Face kontur diyoruz. Katı modelden chain'i seçiyorum. Okey diyorum. Chain okumun yönüne dikkat edin. Takım okun sağ tarafında kalmalı. Okey diyorum. Takım olarak 215 numaralı takımı kullanacağız. Sağ tıklayıp reinitialize etmeyi unutmayalım. Takım tutucuyu değiştirmiyorum. Kesme parametresi takım telafisi sağ yönlü. Derinlikteki talaş kalınlığımız 1 milimetre. Yanal talaş kalınlığımız 1 milimetre. Ve derinlik burada gireceğiz depth yerine. Şu derinliğe ait bir noktayı tıklayıp derinliği girmiş oluyoruz. Başka da bir noktayı değiştirmeden okey diyoruz. İşlemimiz tamam. Kat simülasyonuna bakalım. Bütün operasyonu seçiyoruz. Görmüş olduğumuz üzere şu dış kısımlarda bir miktar talaş kaldı. Tabii ki 6 kere dönsün istemiştik. 6 kere dönmesi yeterli olmadı. Bir 7. 8. dönüşü vermemizde fayda var. Onun için parametrelere gelip multipasomuzun number sayısını 10 yapalım.
yüzeydeki delikleri delmek üzere feyiz stil işlemini seçelim. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir husus var. Deliği şu ok işaretiyle seçeceğiz. Seçerken deliğin tam merkezini seçmiş olmamız lazım. Onun için tıklama yapmadan önce merkezdeki noktanın belirginleşmesini bekleyeceğiz. Okey diyoruz. Dikkat edersek 4 tane nokta seçilmiş demek. Takım olarak aynı 215 numaralı takımı kullanıyoruz. Sağ tıklayıp reinitialize yapıyoruz. Takım tutucuyu değiştirmiyorum. Kesme parametresi olarak herhangi bir parametre girmiyorum. Linking parametresi olarak derinliği gireceğim. Bunun derinlik kısmını gösterecek şekilde şu alttan herhangi bir nokta seçiyorum. Eksi 20 milimetre olarak belirlenmiş. Başka herhangi bir yeri değiştirmeden okey diyorum. Şimdi silindirik yüzey üzerinde delik delme işlemlerini yapalım. Bunun için C-axis drill seçiyoruz. Yine biraz önce yaptığımız gibi delik merkezlerini seçeceğiz. Çok dikkatli olmamız lazım. Bakın burada otomatik seçim yapmıyor. Onun için çapı oluşturan bir nokta ve diğer noktayı seçip arasında beliren şu kırmızı noktayı seçiyoruz. Üzerinde bekliyoruz bu noktaların belirmesi için. Tıklama işlemini sadece kırmızı nokta üzerinde yapıyoruz. Bu işlem çepeçevre mevcut bütün delikler için tekrarlayacağız. Ve okey diyoruz. Aynı 6 mm takımı kullanacağız. Kesme parametreleri, linking parametre, derinlik girmemiz gerekiyor. Depth yerine gelip dipteki bir noktayı seçeceğiz. Burada farklı olarak eksen kontrolü kısmında eksen substitution yapacağız ve rotary diameter olarak silindirik cismimizin dış çapını seçeceğiz. Rotary eksen kontrol, rotary diameter olarak 100 giriyoruz ve okey diyoruz. Mastercam'de cisimlere ait bilgileri görebilmek için Home'dan Analyze Entity, Analyze Distance diyebiliriz. Analyze Entity ile tıkladığımızda bu cismimizin çapı nedir, yarıçapı nedir, X ve Y ve Z koordinatlarında değerleri nelerdir gösteriyor. Hani bu cisme ait geometrik bilgileri ölçmek istediğimizde bu kısmı kullanabiliriz. Son olarak cisimlerin silindirik yüzey üzerinde bulunan harflerin kontürlerini seçmek üzere Turning'den C eksen kontürü seçiyorum. Şu düğmeye tıklamayı unutmuyorum. Loop şeklinde seçilmesini istediğim için şu şekilde diğer yüzeyi seçip böyle bir seçim gerçekleştiriyorum. Kabul edip tekrardan diğer harfler için kontür seçiyorum. Diğer yüzey seçeneğine tıklamayı unutmuyorum. Okey diyorum. Takım olarak aynı takımı kullanacağız. Şu çıkan takımı silelim. Kesme parametrelerimizi değiştirmiyoruz. Kesme derinliğini değiştirmiyoruz. Burada sadece linking parameters, derinlik olarak da eksi 1 yazıyorum. 1 milimetre derinlikte değilsin diye. Eksen yer değiştirmesinde çap olarak 100 milimetre yazıyorum. End selection diyorum. Sadece 7 numaralı işlemi görmek üzere 7'yi seçtim. Çarpıya tıklamak suretiyle işlemi güncelliyorum. Ve katı simülasyonumu tekrar ediyorum. Dikkat ettiğimiz üzere bütün harfler işlenmiş oldu.
Şimdi tüm operasyonu seçmek suretiyle kat simülasyonumuzu görelim. Arkadaşlar bu haftaki dersimiz bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.